açık mektup, hem de bu üslupla, bu şiddetli üslupla bir açık mektup yazmak kimsenin harcı değil yani. Türk basın tarihinde bugün çok görebiliriz de 44 yılına kadar böyle bir olay görülmüş değil. Türk basın tarihinde, dergicilik ve gazetecilik tarihinde 44 yılına kadar böyle bir olay görülmüş değil. Görülmüş değil. Üstelik çok şiddetli. Bu defa ikinci yazıda efendim dört kişinin adını vererek, bunların komünist olduğunu da doğrudan doğruya anlatarak, bunların Milli Eğitim Bakanlığı'nda niçin görevli olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda niçin görevli olduğunu soruyor ve bundan da Milli Eğitim Bakanı'nı sorumlu tutuyor. Milli Eğitim Bakanı da kim? Hasan Ali Yücel. Daha önce kitabını eleştirdiği Hasan Ali Yücel. Bu dört kişi kim? Birisi Sabahattin Ali. Çok yakın arkadaşlıkları var ya Atsız Mecmua sırasında. Ama Sabahattin Ali sonradan Nazım Hikmet'in tesirinde kaldı ve komünist oldu. Komünist oldu. Onun komünistliğini engellemek için Atsız çok uğraştı. Mektuplaşmaları var. Hem Sabahattin Ali'nin mektupları yayımlandı. Orada var bu mektuplar. Hem de efendim Yücel Bey'in kitabında var. Bu mektuplarından anlıyoruz ki çok uğraştı ama başaramadı. Yani Sabahattin Ali'yi Türkçülüğe kazandıramadı. Bunlardan biri Sabahattin Ali. Yani bahsettiği komünistlerden biri. Bakın Sabahattin Ali'nin komünistliğine ait açıklamaları, delilleri diyeyim. Saydıktan sonra diyor ki, şimdi işte böyle bir komünist Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı konservatuvarda hocalık yapıyor. Konservatuvarda hocalık yapıyor. Atatürk'ün aleyhine şiir yazmış. Bundan dolayı efendim hatta hapse girmiş. Atatürk'ün ve İnönü'nün aleyhine şiir yazmış. Bundan dolayı hapse girmiş bir isim. Komünist olduğuna dair deliller de şunlar. Bu diyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda şu anda efendim konservatuvarda, Cebeci'de konservatuvar var ya, Ankara Cebeci'de. Konservatuvar müdürü de Orhan Şahik Gökyay. Efendim orada diyor öğretmenlik yapıyor. Bu bir isim bu. İkincisi Pertem Naili Boratav. Öğrenciliği sırasında onunla da yakın arkadaş. Hatta sınıf arkadaşı. Almanya'ya gönderildi diyor. Almanya'da doktorasını bitiremedi. Orada komünist oldu geldi. Doktorasını orada bitiremediği halde. Bakın Almanya'ya gönderilen Marif müfettişi galiba o da Reşat Şemsettin Sirer. O da daha sonra Milli Eğitim Bakanı olacaktır. Marif müfettişi bunun komünist faaliyetlerini yazdığı halde, doktorasını da bitiremediği halde bunu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine doçent olarak tayin ettiniz diyor. İkinci söylediği isim bu. Efendim bakalım diğer isimleri hatırlayacak mıyım? Bir diğer isim Ahmet Cevat Emre. Ahmet Cevat Emre diyor ki buna hem partide milletvekili yaptınız bir dönem. Mektubu yazdığı sırada milletvekili değil. Bir dönem milletvekili yaptınız Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi de Türk Dil Kurumu'nda uzman olarak çalışıyor Ahmet Cevat Emre diyor. Orhun dergisinde belki de Atsız Mecmua'da ama galiba Orhun dergisinde Ahmet Cevat Emre'nin efendim Mustafa Supi'nin öldürülmesi hadisesinde Mustafa Supi'nin Trabzon'da öldürülmesi hadisesinde efendim Ahmet Cevat Emre'nin Moskova'daki komünist merkezine yazdığı mektubu yayımlamıştı Atsız. O mektupta bunun sorumlusu Burjuva Kemal'dir diye Mustafa Kemal'i suçluyor. Yani Ahmet Cevat Emre de böyle birisi. O mektubu da tekrar hatırlatarak efendim işte Türkiye sorumlusu, Komünist Partisi, Gizli Komünist Partisi'nin Türkiye sorumlusu sıfatıyla yazıyor o mektubu. Daha o zaman Mustafa Supi. Ahmet Cevat Emre de çok ilgi çekici bir kişilik, onu da söyleyeyim. Efendim gerçekten de çok iyi bir dil uzmanı, onu da belirteyim. Kendi yazdığı hatıralarında Ahmet Cevat Emre, Rusya'daki faaliyet yıllarından adeta olmamış gibi hiç bahsetmez Ahmet Cevat Emre. Daha sonra kendi hatıralarını yazdı. Efendim halbuki Nazım Hikmet'le Vala Nurettin genç yaşında Bolu'dan kalkıp efendim Trabzon veya Rize yoluyla Batum'a geçtikleri zaman oradan da Moskova'ya gidiyorlar. Yani burada İstiklal Savaşı oluyor onlar Moskova'ya. Bunlar Tiflis'te Ahmet Cevat Emre ile karşılaşıyorlar. Ahmet Cevat Emre'nin çıkardığı Komünist Gazetesi'ne yardımcılık ediyorlar. Onun
efendim işlerini görüyorlar Ahmet Cevat Emre'nin. Sonra birlikte Moskova'ya gidiyorlar. Moskova'da komünist mektebinde okuyor Valiha Nurettin ile Nazım Hikmet. Yani yabancı ülkelerin öğrencilerini komünist yapmak üzere yapılan okulda okuyorlar. Valiha Nurettin'in kitabından ben bunları söylüyorum. Valiha Nurettin'in Bu Dünyadan Nazım Geçti. Yani karşıtlarından söylemiyorum. Doğrudan doğruya Valiha Nurettin'in Bu Dünyadan Nazım Geçti kitabından söylüyorum. Ve Ahmet Cevat da Moskova'da hoca oluyor. Moskova'da da hocalık yapıyor. Rumca biliyor, efendim Fransızca biliyor, Rusça biliyor, Türk lehçelerini biliyor. Sonra 20'lerin ikinci yarısında dönüyor. Yani bakın Atatürk bunları bağışlıyor. Çok enteresan yani. Bunları bağışlıyor ve ondan sonra bunlara görev de veriyor Türk kurumunda. Ve bu Ahmet Cevat Emre hatıralarında bu söylediğim Tiflis, Moskova yılları adeta yaşamamış gibi onlardan hiç bahsetmiyor. İşte Atsız'ın mektuplarında, ikinci mektubunda ismini verdiği kişilerden biri de bu Ahmet Cevat Emre. Toplatılıyor, bir daha çıkmasına müsaade edilmiyor. Ve ne oluyor? 44 hadiseleri başlayacak. 44, bu tabii 44 hadiselerinin ırkçılık, Turancılık dediğimiz davaların başlamasına yol açan hadiselerdir. Mektuplar bunlar. Ama ırkçılık, Turancılık davasından önce Atsız Sabahattin Ali davası var. Şimdi Sabahattin Ali Atsız aleyhine kışkırtılıyor. Bak burada sana hakaret etti, vatan haini dedi. Sen onun aleyhine bir dava aç diye Sabahattin Ali'yi kimler kışkırtıyor? Maarif Vekili, Milli Eğitim Bakanı diyorum. O zaman Maarif Vekili deniyordu. Maarif Vekili Hasan Ali Yücel. Şimdi Çankaya kitabı var ya Atatürk'ün çok yakınında. Fahri Rıfkı Atay. Bunlar özellikle bu üçlü diyeyim. Fahri Rıfkı Atay, Hasan Ali Yücel. Sabahattin Ali'yi kışkırtıyorlar. Sabahattin Ali de Atsız aleyhinde dava açıyor. Atsız'ın aleyhinde dava açıyor. Dava, bakın Nisan başında çıktı dergi. Birinci duruşma 26 Nisan 1944. Sabahattin Ali ile Atsız arasındaki davanın birinci duruşması. Tabii çok kalabalık, zor sığıyorlar şeye. Ve hatta birinci duruşmada yanılmıyorsam Sabahattin Ali pencereden atlayıp kaçmak zorunda kalıyor Sabahattin Ali. İkinci duruşma, birinci duruşma çok kalabalık. Şimdi Atsız İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Ankara Garı'nda karşılandı. Sebat Oteli diye bir otel var, orada kalıyor. İyi saatte olsunlar devamlı resimler çekiyor. Kimler geliyor, kimler görüşüyor Atsız'la. Talebeler veya talebe olmayan kimler görüşüyor. Resimler çekiliyor Sebat Oteli'nde veya başka yerlerde. İkinci duruşma 3 Mayıs'ta. 3 Mayıs olayları işte bu ikinci duruşma dolayısıyla. Bu defa şimdi o zaman adliye şu anda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin karşısında Sığıye'de, o zaman Anafartalar Caddesi'ndeydi. Ulus'a biraz yakın, Anafartalar Caddesi'nde. Biraz Ulus'un yukarı kısmında. Anafartalar Caddesi'nde doluyor. İnsanlar dışarıda kalmış. İnsanlar çoğunlukla genç bu insanlar. Üniversite öğrencileri, kısmen de lise öğrencileri dışarıda kalıyorlar. 3.000 kişi, 4.000 kişi o zaman için çok önemli. Şunu da söyleyeyim. Bu hadiseler o zamanki üniversite gençliğinin büyük ekseriyetinin Türkçü milliyetçi olduğunu da gösteriyor. O zamanki, zaten o zaman henüz Ankara Üniversitesi olarak kurulmuş değil. Ankara Üniversitesi'nin kuruluşu 1946. Ama Ankara Üniversitesi olarak ortaya çıkacak yapının fakülteleri var. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi var, Ziraat Fakültesi var. Efendim, Mülkiye Mektebi var, sonra Siyasal Bilgiler olacak, Hukuk Mektebi var, Hukuk Fakültesi. Bütün bu mekteplerin ve fakültelerin öğrencileri efendim geliyorlar, giremeyince, duruşma salonuna giremeyince aşağı doğru adliye binasının önünden aşağı Ulus Meydanı'na doğru gidiyorlar ve orada bir miting düzenleniyor. Sabahattin Ali'nin kitapları yakılıyor. Komünizm aleyhinde ve Sabahattin Ali aleyhinde efendim sloganlar atılıyor.
Şimdi böyle şimdiki gibi 100 bin kişi, 50 bin kişi düşünmeyin. 4-5 bin kişi. 4-5 bin kişi ama o zaman için 44 yılı için son derece önemli bir sayı bu. Atlı polisler ve motosikletli polisler, şimdiki gibi tomalar yok veya arabalar yok. Atlı polisler ve motosikletli polisler bu öğrencilerin arasına dalıyor. İşte kaçan kaçıyor, diyene direnen slogan atmaya devam ediyor filan. Aşağı yukarı 160-170 kişiyi yakalıyorlar polisler ve nezarete alıyorlar. Yani gözaltına alıyorlar. 3 Mayıs olayları budur. Yani Türkçüler tarafından bir nevi Türkçülüğün aksiyon haline geçmesi olarak kabul ediliyor. Gerçekten de öyle. Türkçülük aksiyon haline geçmiş oluyor burada. 3 Mayıs olayları Sabahattin Ali Atsız davasının ikinci duruşmasında meydana gelen olaylar olmuş oluyor. Üçüncü duruşma, yine Atsız Sabahattin Ali davasının üçüncü duruşması 9 Mayıs gününde. 9, bakın o zaman şimdiki gibi aylar sonra olmuyor. Birkaç gün sonra olmuyor. 9 Mayıs, 9 Mayıs'ta Atsız hakaretten 4 ay kadar ceza alıyor. Yani Sabahattin Ali'ye hakaret etmiş olmaktan 4 ay kadar ceza alıyor. O zamanki parayla 66 kuruş, bu ne para cezası, ve cezası erteleniyor. Yani hapse girmiyor, cezası erteleniyor. Böyle küçük cezalarda biliyorsunuz bugün de öyledir, cezalar ertelenir. Cezası, yani tekrar bir suç işlerse o cezayı da görmek üzere ertelenir. 9 Mayıs'ta böylece küçük bir cezayla bu Atsız Sabahattin Ali davası bitiyor. Ancak aynı gün Atsız tutuklanıyor. Aynı gün, yani tutuklanma cezası almadığı halde, yani mahkumiyet almadığı halde, cezaevine girme şeklinde bir hüküm çıkmadığı halde Atsız tutuklanıyor 9 Mayıs'ta. Ertesi gün 10 Mayıs'ta efendim Atsız'ın çok yakın arkadaşları, onunla ilişkisi olan pek çok kimse, başta eşi olmak üzere Bedriye Hanım, pek çok kimse tutuklanıyor. Bir de bu 3 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrencilerin ileri gelenlerinden bir kısmı, ki onlar arasında Sait Bilgiç var, Sait Bilgiç, ileri gelenlerinden bir kısmı tutuklanıyor. Böylece iki ay içinde 23 kişi efendim tutuklanıyor ve bunlar işte ırkçılık, Turancılık davası bu. Bunlar hükümeti devirmek için gizli teşkilat kurmakla suçlanıyor. Demek ki birincisi Sabahattin Ali Atsız Sabahattin Ali davası, o bir hakaret davası. Ama 9 Mayıs'tan itibaren başlayan tutuklamalarla gelen davanın adı ırkçılık-Turancılık davası. Nedir suçları bu tutuklananların? Efendim, yani onlara yüklenen suç nedir? Onlara yüklenen suç, efendim, hükümeti devirmek için ve rejimi yok etmek için gizli bir örgüt kurmak, bu gizli örgütü, gençleri efendim avlamak, bunun için propaganda yapmak, dergiler, broşürler çıkarmak, bütün bunlar sayılıyor. Ve 18 Mayıs'ta bu konuda bir sıkı yönetim bildirisi yayınlanıyor. Bu suçlamalar sayılıyor bu bildiride. Suçlamalar, sıkı yönetim bildirisi. O zaman sıkı yönetim idaresi var, o da ortaya çıkmış oluyor böylece. Örfi idare o zaman adı veriliyor sıkı yönetime. 19 Mayıs'ta da İnönü'nün ünlü konuşması var. 19 Mayıs bayramı dolayısıyla yapılan kutlamalarda, vallahi şimdi ne 19 Mayıs'lar kutlanıyor ne de böyle devlet başkanları efendim konuşmalar yapıyor. Şimdi aklıma o da geldi. Ama İnönü o ünlü konuşmasında efendim bu tutuklanan kişilerin Türkiye'ye ne kadar zararlı, Türkiye'ye zarar verecek isimler olduğunu, efendim bu ırkçılığın, Turancılığın ne kadar zararlı olduğunu anlatan bir konuşma yapıyor. Şimdi bugünle mukayese ettim. Bu açıdan çok fark etmiyor. Yani daha efendim iddia safhasında,
iddia safhasında devlet başkanı veya bir yetkili tarafından tutuklananların suçlanması, değil mi? Suçlu ilan edilmesi. Orada da doğrudan doğruya milli şef, reis-i cumhur, yani cumhurbaşkanı tarafından doğrudan doğruya suçlanıyor bunlar. Yani bugünden de bu işe hiç yabancı değiliz. Evet. Değiliz. Dediğim gibi bir iki ay içinde tutuklananlar 23 kişi. 23 kişi içinde Zeki Velidi Togam var. Atsız'ın hocası, aynı zamanda fikir arkadaşı. Peki, dünya çapında bir tarihçi. Dünya çapında bir tarihçi. O arada Atsız gerçekten, Zeki Velidi Togam gerçekten efendim Viyana'ya gitmiş, orada doktorasını bitirmiş. İbni Fadlan üzerine bir doktora tezi yapmış. Bugün de efendim 9. 10. yüzyıl Türk tarihinin o kısımlarıyla ilgili dünyada kim çalışma yaparsa yapsın Togan'ın bu İbn Fadlan çalışmasına bakmak zorunda. Efendim, yani dünya çapında bir tarihçi. İkinci bir dünya çapında tarihçimiz ve dilcimiz Hüseyin Namık Orkun. Tutuklananları sayıyorum şimdi. Hep senin adı aklıma gelmeyebilir. Hüseyin Namık Orkun, eski Türk yazıtlarını ilk defa ilmi olarak yayınlayan, eski Türk yazıtları, yani bizim Orhun abideleri dediğimiz anıtları ilmi olarak yayınlayan 1936-39 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi'nde tarih öğretmenliği yapan, o da dört ciltlik tarihi olan dünya çapında bir tarihçi ve dilci. Budapeşte de eğitimini görmüş. Budapeşte de, yani Macar tarihçileri ve dilcileri kendisini çok iyi tanıdığı gibi ben bu son yazımda, dünkü yazımda yazdım. Sir Gerard Clausen o ünlü etimolojik sözlüğünde kullandığı temel eserlerden birisi Hüseyin Namık Orkun'un bu Eski Türk Yazıtları adlı eseri. Birisi o, Hüseyin Namık Orkun. Birisi o. Efendim, Orhan Şaik Gökya, daha o dönemde çok tanınmış bir şairimiz. Daha sonra çok edebiyat tarihçisi olarak da çok ünlü oldu Orhan Şaik. O zaman işte Bu Vatan Kimin şiiri falan var, biliyorsunuz. Çok tanınmış bir şairimiz ve konservatuvarın müdürü. Şimdi konservatuvar diyorum. Yani o zaman bu tip okulların, orta öğretim, orta dereceli okulların sayısı son derece sınırlı ve bunlardan müdür olmak çok da son derece önemli. Efendim, Orhan Şaik Gökyay. Fethi Tevetoğlu, bunlar nispeten daha genç. Askeri tabip. Alparslan Türkeş Henüz Teğmen. Gözaltına alıp İstanbul'a götürülüyor. Efendim, gençlerden İstanbul Teknik Üniversitesi gençlerinden Muzaffer Eriş'i tanıdım, çok yakınlığımız oldu. Efendim, Muzaffer Eriş Bey, o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi galiba son sınıftalar. Reha Oğuz Türkkan, dediğim gibi 1939-40 yılında Türkçülük faaliyetlerine başlamış, son derece hareketli, aktif bir genç. Uzun yıllar Amerika'da kaldı. Döndü tekrar. Türk milliyetçiliği konusunda önemli çalışmaları oldu. Reha Öztürkan, işte tutuklananlardan biri o. Bedriye Atsız, Atsız'ın eşi tutuklandı ama sonradan serbest. Necdet Sançar tabii, Nihal Atsız'ın arkadaşı. Vefat ettiği zaman, Atsız'dan galiba 6 ay kadar önce vefat etti. Efendim, Türkçülük bir tümen kaybetti Atsız. Onun için öyle der. Türkçülük bir tümenini kaybetti. Çok sevimli efendim, Bozkurtların Ölümü romanındaki devamlı kahkahalar atan Sançar odur. Sançar'da onun kişiliği vardır diyeyim. Efendim, gülümser, efendim, sık kahkahalar atan bir hoca ve Necdet Sançar'ın öğrencisi olduğu zaman birisi, efendim, kurtuluş yok. O mutlaka Türkçü oluyor. Onu da söyleyeyim. Necdet Sançar hoca böyle birisi. Mesela Muharrem Ergin bizim hocamız, onun talebesi olmuştur Balıkesir Lisesi'nde. İşte tutuklananlardan biri de Necdet Sançar, Atsız'ın öğrencisi Necdet Sançar. Efendim, Hikmet Tanyu, o sırada memur ama daha sonra çok ünlü bir dinler tarihi hocası olacaktır. İlahiyat Fakültesi'nde dinler tarihi hocası olacak. Hikmet Tanyu, 23 kişiden biri de Hikmet Tanyu'dur. Nurullah Barıman var aralarında. Daha sonra dergicilik falan yaptı. O da bir ara yurt dışına gitti falan. 23 kişi
son derece ağır şartlarda, zor şartlarda Sirkeci'deki Sansaryan hanında tutuklu olarak kalıyorlar. O Sansaryan hanında efendim atsız bir hafta aşağıda lağım suları akan bir hücrede hapsediliyor. Tabutluk. Efendim Zeki bir tabutluk değil o, ona geleceğim. Ama o lağım suları akan bir şey. Yani rutubet dolu, su dolu. Zeki Velidi'nin tutuklu kaldığı yerde efendim sivrisinekler, tahta kuruları efendim Zeki Velidi elindeki gazeteyle öldürüyor. Duvarda kaç tane öldürdüğünü sayıyor sonunda. Yani bir tarih hocasını düşürdükleri duruma bakın. Tabutluk, halk arasında tabutluk olan, meşhur olan, tabutluk olarak meşhur olan iki oda var. Emniyet görevlilerinin, yani o sırada İstanbul Emniyetinde görevli polislerin ona verdikleri isim mutena hücre. Mutena, yani özenli bugünkü dilde. Özenli, mutena hücre. Yani tutuklulardan ifadelerini alıyorlar ya, kendi istedikleri gibi ifade vermeyen tutukluya mutena hücreye götürmemizi ister misin diyorlar. Şimdi seni mutena hücreye götürebiliriz, yani tabutluğa. Bu 23 kişiden 4 veya 5 kişi o mutena hücreye, yani tabutluğa götürüldü. Tabutluk efendim oturulamayacak kadar dar. Oturulamayacak kadar dar bir efendim, onun için tabuta benziyor yani. Ayağa kaldırılmış bir tabut gibi dar. Oturmak mümkün değil. Bir rivayete göre arkadan ellerini zincirle bağlanan duvarda halkalar var. En önemlisi de efendim hemen başlarının üzerinde bir karış yukarısında 3 adet 500'lük ampul var. 500 mumluk ampul var. Yani adeta beyin tavası, bunun da adı var. Beyin tavası deniyor. O şeyleri yaktıkları zaman adeta beyin yanıyor. Beyin tavasını da nereden? Evet, Muzaffer Eriş'in hatıralarında gördüm. Buna da beyin tavası diyorlar. İşte bu iki tabutlukta da Reha Öztürkkan kalıyor. Efendim bu genç Türkçülerin, o zamanın genç Türkçülerinden Hamza Sadi Özbek var. Adı aklımıza gelmeyenler. Şimdi Reha Öztürkkan hiç olmazsa ufak tefek. Yani o beyin tavasında başı epey aşağıda kalıyor. Yani mesafe daha fazla. Ama Hamza Sadi Özbek hem uzun boylu hem iri yarı. Yani belki de kolları duvarlara değiyor ve başı da belki ampule değiyor. Ben gördüm kendisini, rahmetliyi. Muğla'da yaşıyordu. Gerçekten çok uzun boylu. Şimdi en büyük sıkıntıyı belki de o çekti. Galiba o mutena hücreye girenlerden biri de Hikmet Tanyo'ydu. Yani 4 veya 5 kişiyi o tabutluklara koydular. Böyle son derece efendim bu işkenceler 50'lerin başında, bu işkenceleri anlatan çok yazı var. Kitaplara girmiş. Türkeş'in kitaplarında da var. Türkeş'in Hikmet Tanyo'nun yazdığı, 50'lerde bastığı küçük bir kitapçık var. Efendim Sait Bilgiç mecliste Sait Bilgiç'in konuşması var. O zaman milletvekili 50'lerin, yani 50-54 arasında milletvekili Sait Bilgiç. Onun meclisteki konuşması var. Bu işkenceler buralarda tek tek anlatılıyor. Ben Atsız kitabına bunların önemli kısmını aldım. Şimdi orada rahmetli Reha Öztürkkan'ın bana anlattığı bir şeyi size nakledeyim. Bu da tarihe geçsin. Bu tabutlukta olduğu günlerde savcı bir tomar itiraf getiriyor, imzala diye. Reha Bey diyor ki okumadan imzalama. Okuyor, diyor ki işte emekli general Ali İhsan Sabis'le beraber hükümeti kurmak için şu faaliyetleri yaptık falan filan. Diyor ki ben bunu imzalamam. Ben diyor hayatımda böyle bir adamı tanımıyorum. Kim bu diyor. Diyorlar işte bu emekli general falan. Sonra diyor aradan 3-4 gün geçti diyor. Bir gün diyor işte su falan filan yiyecek vermek için kapı açılıp kapandığında işte kafamı ileri doğru uzattım. Benden 3-4 ilerideki hücreden birisi çıktı diyor. İhtiyar, beyaz saçlı. Ama diyor subay pantolonu var, bir de askılık var. Hani eskiden askerlerde vardı ya.
Pantolonlarda askılı. Pantolonlarda şeye demiş ki görevli gardiyana, kim bu demiş? Bu demiş Ali İhsan Savis. Şimdi İnönü hatırla, belki siz çok daha iyi biliyorsunuzdur. İnönü Cumhurbaşkanı olduktan sonra onun aleyhinde mektuplar yazıp işte hem Kurtuluş Savaşı sırasında hem de daha sonra büyük hatalar yaptığını falan filan anlatan Ali İhsan Savis. Yani İnönü savaşlarını eleştiren evet. Bir general Ali İhsan general. Savis biliyorum. General. Biliyorum bu anlattığınız hikayeyi yazdı şey Rehavuz, evet. Rehav Bey, onu da biliyorum. Evet, rica ettim yani. Bunun yazmasını. Yani şunu söylemek istiyorum. Orada aynı daha sonraki yıllar sonra bu Ergenekon davasında olduğu gibi gene bir kısım Türk milliyetçilerinin hani Ergenekon evet doğru. Sanki doğru. Hayali bir ihtilal teşebbüsünde bulunuyorlar. Bunu 1943'te de görüyoruz. Reha Bey vasıtasıyla işte o gruba siz Ali İhsan Savaş. Yani muhalif kimseleri yok etmek istiyorlar. Yok etme metodu olarak da kullanılmış. Eylül ayında da galiba 7 Eylül yanılmıyorsam duruşmalar başlıyor İstanbul'da. İstanbul'da duruşmalar başlayınca hiç olmazsa biraz rahatlıyorlar. Çünkü kaldıkları yer değişiyor. Bu defa askeri cezaevine hep birlikte gidiyor. Zaten asker kökenli olanlar burada değil, askeri cezaevindeydi. Yani Alparslan Türkeş olsun, Fethi Tevetoğlu olsun, o sırada yedek subaylık yapan birkaç kişi. Onlar askeri hepsi oraya gidiyor. Orada biraz rahatlıyorlar yani şeyde. Bunlar hepsi aşağı yukarı Sirkeci, Karaköy o civarda. Mahkeme de o taraflarda oluyor. Ve epey uzun sürüyor bu. Kaç duruşma sürüyor? Galiba 60 küsur duruşma. 60 küsur duruşma. Bu duruşmalar da hiç adil değil. Onu da söyleyeyim. Zaten ifadeler işkenceler altında alınmış. Duruşmalar da adil değil. Ve mahkeme 7 Eylül'de duruşmalar başladı. Onu söyledim. 2 Şubat'ta iddianame okundu 45 yılında. 29 Mart 1945'te karar verildi. 29 Mart 1945'te karar verildi. Bu kararda en çok hapis cezası Togan için çıkıyor. Zeki Velidi Togan'a 10 yıl hapis. İkinci olarak Nihal Atsız 6 yıl hapis. Üçüncü olarak efendim Reha Oğuz Türkkan, ona da 5 yıl hapis. 5 yıl hapis. 10 kişiye, 23'ün tamamına değil, 10 kişiye ceza veriliyor. Mesela ceza alanlardan biri de Alparslan Türkeş. Ona da 9 ay hapis cezası. Ve temyiz ediliyor tabii ki. Yargıtay'a gidiyor ceza alanlar. Temyiz mahkemesi daha sonra, temyiz mahkemesi bu suçları varit görmüyor. Birinci sıkı yönetim mahkemesinden alıp davayı ikinci sıkı yönetim mahkemesine veriyor. O mahkemeler daha bir müddet daha sürüyor ve hepsi beraat ediyorlar ama temyiz zaten davayı bozduğu zaman hepsi de tahliye ediliyor. Yani bu mahkumiyet alanlar da tahliye ediliyor. Atsız aşağı yukarı 1,5 yıl böylece hapiste kalmış oluyor. 45 yılının güz aylarında yanılmıyorsam tahliye ediliyor ve ondan sonra da işsiz kalıyor. Şimdi tekrar işsiz, atsız. Necdet Sançar da işsiz, birçokları işsiz kalıyor. O sırada atsız bir önemli olayı unuttuk. Bir önemli olayı unuttuk. Atsız'ın Bozkurtlar romanını yazmaya başlaması. Bozkurtlar romanını aslında Atsız, o demin söylediğim 34-39 arası, 34-39 arası bir nevi suskunluk dönemi var ya, evet. O arada Atsız Bozkurtlar romanını yazmaya başlıyor. 36 yılında yani yazmaya başlıyor, 36 yılında. Bozkurtlar romanını 36 yılında, 46 yılında yayınlanmıştır kitap. Gösterdiğiniz kitabın birinci baskısı 46 yılıdır. Ama romanı 36 yılında yazmaya başlıyor. 37 yılında Ateş Mecmuası'nda tefrika edilmeye başlanıyor. Çocuk Mecmuası, Ateş Mecmuası 37 yılında Bozkurtlar romanını tefrika etmeye başlıyor. Ve aşağı yukarı bu mecmuada, haftalık mecmua,
bu mecmuada romanın üçte birinden fazlası 37 yılında, yani Bozkurtlar romanının üçte birinden fazlası 37 yılında tefrika edilmiş oluyor. Bu Ateş Mecmuası Tahsin Demiray'ın çıkardığı mecmuadır. Tahsin Demiray Türk yayıncılık tarihinde çok önemli bir isimdir. Türk yayıncılık tarihinde son derece önemli bir isimdir. Atsız'ın belli başlı kitaplarının ilk baskıları orada yapılmıştır. Efendim, Türkçülük tarihinde de önemli bir isimdir. Tahsin Demiray Kadıköy Sultanisi'nden de Atsız'ın sınıf arkadaşıdır. 1952'de Remzi Oğuz Arık Türkiye Köylü Partisi'ni kurduğu zaman Tahsin Demiray da bu kuruluşa katılıyor, bu partiye katılıyor. Belki de Maraşal'ın 40'ların ikinci yarısında kurduğu Millet Partisi'ni dikkate almazsak ilk Türkçü parti bu diyebiliriz. Türkiye Köylü Partisi Remzi Oğuz Arık kurdu ama biliyorsunuz uçak kazasında vefat etti Remzi Oğuz Arık. İki milletvekiliydi kurdukları zaman. Biri de Cezmi Türk. Cezmi Türk. O da Atsız'ın çok yakın arkadaşı. Cezmi Türk. Remzi Oğuz uçak kazasında vefat edince partinin başkanı Tahsin Demiray olur. Tahsin Demiray ve Cezmi Türk bu partiyi daha sonra Millet Partisi ile birleşip Köylü Millet Partisi oluncaya kadar başkanlığını yapmıştır Tahsin Demiray. Dolayısıyla ben Tahsin Demiray'ı ve Cezmi Türk'ü daha İzmir'e parti kongresine geldikleri yıllardan tanıyorum. Çünkü benim babam da o partiyi tutuyordu. O yıllardan tanıyorum. Tahsin Demiray işte bu Türkiye'ye yani varlıklı da bir insan. 1960'larda Boğaz'a nazır bir yalısı vardı. 1960'larda efendim yalısının bahçesinde mermerden harika bir Bozkurt heykeli vardı. Tahsin Demiray'ı anlatıyorum. İşte Tahsin Demiray'ın çıkardığı bu Ateş dergisinde, çocuk dergiciliğinde ve magazin dergiciliğinde çığır açan isimdir Tahsin Demiray. İşte bu Ateş dergisinde Bozkurtların ölümünün üçte biri yayımlandı. Nihal Atsız ve arkadaşları efendim duruşmalar başlayıp da askeri cezaevine geçtikleri zaman Bozkurtların geri kalan az bir kısmını da buradayken yazmaya çalıştı. O sırada Togan da Umumi Türk Tarihine giriş kitabını yazıyordu orada cezaevinde. Fakat oradan çıktıktan sonra işte burada Yağmur Atsız'ın kitabını okumak lazım. Efendim ömrümün ilk 65 yılı. Yağmur Atsız'ın oğlu, Nihal Atsız'ın oğlu. Oradan çıktıktan sonra işsiz de kaldığı için masanın başına oturuyorlar. Maltepe'de efendim Atsız sabahtan akşama kadar Bozkurtların ölümünün kalan kısmını tamamlıyor. Bunu Yağmur Atsız çok güzel anlatıyor. Akşam annem işten geldiği zaman diyor yazdıklarını bize okuyordu. Yazdıklarını yani o gün neler yazmış kurşun kalemle. O zamanın efendim teksir kağıtlarına yazıyor. Zaten evin geliri sadece Bedriye Hanım'dan. Atsız işsiz Bedriye Hanım lise öğretmenliği yapıyor. Akşam eve dönüyor. Efendim ailece okuyorlar o gün yazılanları. Bedriye Hanım diyor ki Bedriye Hanım çalığı öldürürsen gözlerini oyarım. Çalık zor duruma düşüyor ya Bozkurtların ölümünde. Sonunda öldürüyor gerçi Atsız dinlemiyor yani Bedriye Hanım. Çalığı öldürürse Çalık çok sevimli bir tip biliyorsunuz Bozkurtlarda. Efendim At uşağı Çalık. Hangi kahramanlardan birinin at uşağı Çalık. Yani böyle bu şekilde tamamlıyor. 45'te tahliye edildikten sonra ve Türkiye Yayın Evi'nin yani Tahsin Demiray'ın sahibi olduğu Cağaloğlu'ndan aşağı inerken vilayet binasının yanında 4 katlı bir bina Türkiye Yayın Evi. Türkiye Yayın Evi oraya veriyor Atsız müsveddeleri ve 46 yılında Bozkurt biraz önce bir daha gösterebilirsiniz. O Bozkurtların ölümü kitabının ilk baskısı
ilk baskısı 1946 yılında çıkıyor. Yani bu roman, şimdi biliyorsunuz, Ötüken hem Prestij yayınını hem efendim albüm yayınını çıkardı. Bu roman Türkçülük tarihinde belki ayrıca bir fenomen olarak adı zikredilmesi gereken bir romandır. Yani çocuk bir nesli yaratan, değil mi hocam? Efendim, bir nesli yaratan romandır. Bir nesli yaratan, pek çok insanı Türkçü yapan, pek çok insanın Türkçü olmasına yol açan bir romandır. Bu Bozkurtların Ölümü romanı. Ve ondan sonra Atsız bir sürede Tahsin Demiray'ın yayın evinde fiili olarak çalışıyor. Tarih uzmanı olarak. Tahsin Demiray'ın Türkiye yayın evinde 40'ların sonlarına doğru fiili olarak, tarih uzmanı olarak çalışıyor. Ve o zaman Osmanlı Tarihleri bir kitabını yayınlıyor 49 yılında. Türkiye yayın evinin çok önemli bir kitabıdır. Osmanlı Tarihleri bir, orada ilk Osmanlı Tarihleri Aşık Paşaoğlu, biliyorsunuz Atsız Aşık Paşazade demez. Aşık Paşaoğlu tarihi, efendim, Cam-ı Cemail adlı Cem Sultan'a sunulmuş olan tarih. Ve daha üç tarih, üçünü bizzat Atsız'ın kendisinin hazırladığı, birini Cam-ı Cemail'i, efendim, Fahrettin Kırzıoğlu, onlar hazırlamış. Osmanlı'nın başlangıç dönemleriyle ilgili beş önemli ana tarih kaynağı Atsız'ın editörlüğünde. Hazırlayan Atsız, yani Atsız'ın editörlüğünde. Üçü de bizzat kendisi tarafından, efendim, hazırlanarak basılmış Osmanlı Tarihleri. Atsız, yani Bozkurtlar dolayısıyla Atsız'ın daha çok Köktürk tarihi uzmanı olduğunu falan düşünürüz ya. Atsız daha çok Osmanlı tarihi uzmanıdır. Osmanlı tarihi uzmanıdır ama bütün umumi Türk tarihine genel bir bakışı vardır yani. Türk tarihinin her safhası hakkında derin bilgisi vardır. Bozkurtları yazarken. Yayınlanmayan tarih kitabını sonra anlatacaksınız değil mi hocam? Yayınlanmayan tarih kitabı. Derler yani bir meşin çanta içinde öldüğünde ne oldu? Evet. Aslında o yıllarda yine bu Bozkurtları yazarken, Bozkurtların ikinci kısmını, Bozkurtlar Diriliyor yazarken ve bu Osmanlı tarihleri hazırlanırken Bedriye Hanım'ın bir meslektaşıyla birlikte, Bedriye Hanım'ın adıyla çıkan bir tarih kitabı var. Liseler için tarih kitabı. Bedriye Hanım, o değil. Bu Diriliyor. O Diriliyor, evet, haklısınız. Bozkurtlar Diriliyor. İşte o sıralarda, yani 40'ların ikinci yarısında Bedriye Atsız'la, efendim, Bedriye Hanım'ın bir meslektaşının birlikte yazdıkları bir lise tarih kitabı var. Orada da Bedriye Hanım'a çok yardımcı olmuştur Atsız. Yani dolayısıyla o kitapta da Atsız'ın Türk tarihine bakışını rahatlıkla görebiliriz. Ama öbür kayıp tarih tabii hikayesi daha sonra. Evet. Ve işte bu Türkiye yayın evinde, Tahsin Demiray'ın yayın evinde çalışırken o sırada bir başka sınıf arkadaşım, bu da ne enteresan, bakın sınıf arkadaşları, Tahsin Demiray sınıf arkadaşı, gerçi o üniversiteden değil, Kadıköy Sultanisi'nden, bir başka sınıf arkadaşı üniversiteden, Tahsin, o da bir başka Tahsin, Tahsin Bangıoğlu, ona da bir mektubu var Hacaloğlu'nun kitabında. Evet. Efendim, Tahsin Bangıoğlu Milli Eğitim Bakanı oluyor. Tahsin Bangıoğlu, Hacaloğlu'nun kitabı o, değil mi? Tahsin Bangıoğlu, yani Atsız'ın 1927-1930 arasında üniversitedeki sınıf arkadaşı, Milli Eğitim Bakanı oluyor. Yani CHP devrinin son Milli Eğitim Bakanlarından biri. O zaman Milli Eğitim Bakanları Türk Dil Kurumu'nun otomatikman Türk Dil Kurumu tüzüğüne göre başkanı, dolayısıyla aynı zamanda Türk Dil Kurumu Başkanı olmuş oluyor. Atsız işsiz diyorlar. Haberi yok Milli Eğitim Bakanı ama tabii her öğretmenden haberi olacak değil. Deyince araştırıyor dosyasını, hakikaten bakıyor sınıf arkadaşı. Yeteneğini de biliyor elbette. Yeteneğini de biliyor ve derhal onu bir öğretmene, Haydarpaşa Lisesi'ne. Demek ki
Demin siz hangi lise demiştiniz? Boğaziçi Lisesi. Özel. Boğaziçi Lisesi 40'lar. Özel Boğaziçi Lisesi 40'lar. O 40'larda Atilla İlhan da o talebesi oldu. Bu Haydarpaşa Lisesi'nde efendim Erk Yurtsever ve diğer neydi? Altan Deli Orman talebeleri oluyor. Haydarpaşa Lisesi'ne efendim tayin ediliyor. Demek ki Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu olduğu zaman işte bu tanıdığım Atsız kitabının yazarı Altan Deli Orman bu liseden yani Haydarpaşa Lisesi'nde. Atsız'ın son derece duygulu satırları vardır Haydarpaşa Lisesi'ne tekrar gittiği zaman. Çünkü askeri tıp diye okuduğu yıllardaki aynı bina. Evet. Orayla ilgili enteresan duygulanmalarını filan anlatır. Oraya tayin ediliyor Haydarpaşa Lisesi'ne.